Merhaba arkadaşlar, ben Zahit. Antalya Spor kariyerimize devam ediyoruz. Hemen fikstüre bakalım. İstanbul Spor ve Adana Demir Spor'la hazırlık maçları yapacağız. Son hazırlık maçında Lecce bizi yalama yapmıştı arkadaşlar. Hemen telafi etmemiz lazım. Oyuncu kayıtlarını yaptım. Kenan Oruç defans merkezde oynayan oyuncumuz yabancı kontenjanından olduğu için kayıt yapamadım. Çünkü yabancı kontenjanı full. Onu bir ara satılığa koyacağız. Ertin Erenler endişelenmeye başlamış. Kendisini transfer listesine koyarak tüm endişelerinden arındırdım arkadaşlar. Kendisi 21 yaş altı işe yaramaz defans oyuncularımızdan biri. Manisa ve Buca'dan teklifler geldi. Hemen iteledik Erten'i. Yine 21 yaş altından Ümraniyespor'a Osman Çelik'i kiraladık. Taktiğimizi 4-1-1-4'e çevirdik. Değişiklik yaptık. İstanbulspor'a küçük bir sürprizimiz var. Elimden geldiğince aynı oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda tüm oyunculara da fırsat vermek istiyorum. Bakalım bu paradoksu nasıl çözeceğiz? Aman Allah'ım, İstanbulspor sen ne tırsak bir takımmışsın. Daha adam yok muydu kaleye dolduracak? Taraftar filan da şey etseydin. Evet arkadaşlar, İstanbulspor maçımıza başlıyoruz. Parola galibiyet tabii ki. İstanbulspor başladı. Kendi sahasında oynuyor. Gayet kendilerinden eminler. Maçın 3. dakikası. Şu an ne kondisyonlar belli, ne kim nasıl oynuyor o belli. Ayağı kısa pas yapmaları konusunda teşvik ettik sevgili Antalyasporlu futbolcularımızı. Salih Dursun'cum neden tedirgin oldun acaba? Daha maçın başındayız. Fol yok, yumurta yok. Hayırdır? Muhteşem bir maç geçiriyoruz galiba. 17. dakika ve bir tane atak görmedik. Bu da bizim rekorumuz olabilir. 20 oldu. Bakalım ilk yarı bir pozisyon izleyebilecek miyiz? Şutlar birebir. 25 dakikada birebir. Toplam 2 tane şut görmüş taraftarlar. Eminim ki çok eğleniyorlardır. Bakalım. 2'ye 1 oldu. Halil Çozak. Çolak. Çozak nereden çıktı? Neyse uygulayalım. Okumayalım, çok uzun. 35. dakika. Kondisyonlar yavaş yavaş düşüyor. Forvet hattımızda sıkıntı var ve ilk hatamızı izleyelim. Şöyle Sangare. Maicon. Charles mıydı o? Sangare güzel tuttu. Yap ortayı. Ver boruyu diyecektim. Veremedi. Tamam. İlk yarı bu şekilde bitecek galiba. Biz yine bizim antrenörümüzün bize direktiflerini yerine getirelim. İlk yarı 0-0. Sıkıcı bir şekilde bitti. 3'e 3. Şutumuz var. Bizim şutumuzu gösterdi gerçi. Bizim şutumuz gol olabilirdi ama ne diyelim, bu maçı kazanabiliriz diyelim. Hiç kimse de pozitif yorum yapmadı. Uyuz oldum şu an takımla. Kimsenin bizi salladığı yok. Hadi Angelo. Angelo. What are you doing Angelo? Hiç beklemedim açıkçası. Defans oyuncumuz muhteşem bir serbest vuruş. Serbest vuruş özelliği güzeldi gerçi, hatırlamıyorum. Takımın en iyisiydi ama. Ve sol ayak. Beklemiyordum. Yani bu golü beklemiyordum. Güzel oldu. Tamam. İstanbulspor, aha, ikinci atak da bizden. İstanbulspor beraberliğe yatmaya çalıştı ama artık ataklarımıza engel olamıyor. Sissoko soktu. Sissoko. Bugün muhteşem goller attık ya. İki tane attık. 55. dakika. Lecce bize ne yaptıysa biz de onu İstanbul'a yapıyoruz. İyi kopyalamışız Lejan'ın taktiğini. Ama fena gollerdi ya. Çok jenerik gollerdi. İkisi de biri serbest vuruştan. Defansımız Angelo. Yine defansımız Sissoko. Evet. Forvetler yatıştayken Dukara. Defanslarımız güzel. Güzel goller attı. Bir forvetin atamayacağı golleri attı. Ali Dere girdi oyuna. Diğer takımdan hepsini değiştirdiler. Ben hiç değişiklik yapmadım. Çünkü değişikliğe ihtiyacım yok. 3 mü geliyor? Penaltı hakem. Hakem ver penaltıyı. Güzel. Mevlüt'cüm atabileceğim mi onu? Mevlüt de biliyorsunuz bizde kiralık arkadaşlar Başakşehir'den. Evet, penaltı atmak kolay. Yani o şimdi boşuna artistik yapma. Tek elini kaldırdı. Yavaş yavaş yürüyor. Gören de yani Sokon'un attığı golü attı sanar. Triplere giriyor. Ay bu ne ya? Çiko niye burada oynayamıyor ki? Defans oyuncusu tamam ama oynayabilir aslında. O zaman başka bir değişiklik yapalım. Oriç da olmuyor. Harun. Bari sen ol Harun. Bu şekilde mi oynatsak ya? Tam yeri değil ama. Böyle mi yapsak?
Nankörcüm çünkü yoruldu. 10 dakika var. Geçen maçta söylemiştim, Harun genç yeteneğimiz. Onu yetiştireceğiz. Potansiyeli bayağı yüksek. Nerede? 4 yıldız veya 5 yıldız yanlış hatırlamıyorsam. Yani en az 4 yıldız da 5 bile olabilir. Onu elimden geldiğince oynatmaya çalışacağım. 1-2 yıl sonra ligde fırtınalar estirebilir. Yapma bunu. Güzel şut çekti ama Bofin de geçen maçı unutturmaya çalışıyor galiba. Aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. Muhammed Demirci girdi. Eslem Öztürk çıktı. İstanbulspor gerçekten hazırlık maçı gibi hazırlık maçı oynadı. Bütün futbolcularını denedi. Ama ben de lig için en uygun kadroyu bulmaya çalışıyorum. O yüzden ve aynı zamanda taktiği. Tamam, bir şey olmaz. Lesio, klas bir gol attı. Klas bir gol attı. Sorun değil. Zaten maç bitti. 92. dakika. Hakem onların da golü olsun diye şey yaptı. Süreyi biraz uzattı galiba. Burada bitti. Oo, hakem penaltı yok mu? Yok, çünkü ceza sahası içerisinde değil. Bitir artık, tamam, sıkma. Sıktın hakem. Güzel. Antalyaspor'un zaten galibiyetle ayrılacağını düşünüyorlarmış. Biz de kimseyi şaşırtmadık. Şu sonucun ardından bir şey söylemeyelim mi ya? Olur mu ya? Performansınızdan memnunum arkadaşlar. Takımımıza gaz vermemiz lazım. İyi bir performans sergilediniz diyelim. Kafası karıştı. Charles'ın kafası karıştı ve Mevlüt'ün kafası karıştı. Sizin kafanızı karıştırayım ben sizin. Tamam. Antalyaspor cesur oynayan İstanbul'u mağlup mu etmiş? Cesur mu oynamışlar? Bütün adamları kaleye ben mi dizdim acaba sayın yorumcu? Allah'ım, bu İstanbulspor ne sevap işledi de bu şovumuzu izleme şansına nail oldu. Bizde bilek, bizde izleyek ya. Top mu oynuyoruz, şiir mi yazıyoruz bilemedim. Tamam, sahanın uzunluğunu seçelim. Bırak koşsunlar ya, geniş olsun geniş. Birinin Charles'a haddini bildirmesi gerekiyor. Antrenmanın sonuç vermediğini düşünmek de ne ola. Performansın beni hayal kırıklığına uğratıyor. Aferin, kabul etti. Doğukancım, sen ne potansiyel bir yetenekmişsin öyle ya. Senin sözleşmeni bir yenileyim bakayım ben. Senin sözleşmeni yenilerim ben. Vay, Adana'ya bak. Akın akın mı geleceksin Adanacığım? Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Bir şey değil arkadaşlar. Evet beybiler, Adana Demirspor maçına da başladık. Yine deplasmanda oynuyoruz. Maçın ikinci dakikası, henüz gol yok. Şaşırtıcı bir şekilde. İlk şutu biz çekmişiz. Orkan Diego Angelo musun diyecektim de değilmiş zaten. Gördük. Benden hızlı davrandı. Nerede bende o yetenek dedi. Ayağa kısa pas yapmaları konusunda oyuncularımı hemen bir teşvik ettim. Huvankör her maçta sarı kart görecek galiba. Daha maçın başı oğlum. Ne stres yapıyorsun? Bir de soğukkanlı diyor. Soğukkanlı falan değil. Bu arada benim forvetler en son ne zaman gol attı? Mevlüt şeyden gol atmıştı, penaltıdan. Onu sayma. Benim forvete ihtiyacım yok ya. Ben defanslarla çıkayım. Tamam, maça dönelim. Çikomiko, bunlarla uğraşmayalım. Şimdi Anderson. Of, güzel gol attılar arkadaşlar. Ayakta alkışlıyorum şu anda. Ya bu oyunda hep mi goller güzel ya? Hiç böyle sıradan sıkıcı goller olmayacak mı? Tamam, ilk yarı Adana Demirspor güzel bir gol attı. Bizim buna bir cevap vermemiz lazım. Evet, Vankör'ü çıkaralım. Hakan'ı ortaya alalım. Bayağı bir forvetif çıkacağız. Şöyle mi yapsak? Geriyi de çok boşlamasak mı? Çünkü adamlar deli gibi geliyor. Bilemedim ya. Şu an var ya, çok kararsızım. Barada'yı alalım. Tek forvet oynayalım. Hadi bakalım hayırlısı.
İki oyuncu girdi, iki oyuncu çıktı. Hakan ve William. William değil, neydi o? Vankör. Tabii birini girenden söyledim, birini çıkandan söyledim. Biraz saçma oldu. Hücumu şöyle geniş mi tutsak? Aşırı geniş mi yapsak? Önde tempo. Göbekten oyna. Tamam. Güzel bir orta gol getirir. Getirmedi. Dukara yine kaleciyi şutladı. Arkadaşlar şutlara bakın. 12 şut benden. 6 şut Adana Demirspor'dan. Bir de skora bakın. Nasıl birbiriyle çelişiyor, nasıl çelişiyor. Evet, güzel korner. Güzel atamadılar. Antalya Spor için kale vuruşu. Bitir artık. İkinci yarıya geçelim bari. Bizim oyuncuları ben bir söveyim. Söveyim, ondan sonra tekrar başla. Evet, Allah belanızı versin. Nerede? Onu koymayı unutmuşlar. FM 2019 yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Allah belanızı versin diye bir şık eklerseniz maçlarımın %90'ında onu tercih ederim. Gerçekten ne de... Tamam. Tamam. Yine tepkisiz kaldı bizim elemanlar. Of. Helal ve Maicon. İstediğim hareketler bunlar işte. Dalacaksın balık. Harun. Harun kale orada değil. Muhteşem bir pozisyondu ama gole çeviremedik. Hadi bu gol olsun bari ya. Neyse, atak yapıyoruz en azından. Maicon. Bu Maicon bazen saçmalıyor. Özellikleri çok iyi. Bizdeki en iyi oyunculardan biri. Ben size hemen en iyi oyuncularımı saymak istiyorum. Maicon çok iyi. Barra da çok iyi. Hakan Özmert göründüğü gibi. Sissoko defans da çok iyi. Ondan sonra Haruncum lafı ağzıma tıkadınız ama. Harun genç yetenek. Gol çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Barra da yıldızımız. Az önce bahsettim. Yani adını andım, hemen golünü çaktı. Hadi bunu da biz kapalım. Adana Demirspor beklenmedik bir şekilde çok iyi oynuyor. Hatta bizden iyi oynuyordu. Yani ilk yarı bizden iyi oynadı. İkinci yarı derslerini veriyoruz ama yapma. Cage. Kafes. Yok. Olmadı. Bofin muhteşem bugün. Her zaman olduğu gibi diyebilsem keşke bir gün. Anderson. Verdi pasını. Saçma sapan bir atak olduğu belliydi zaten. Maçın 60. dakikasına geliyoruz. Rakip takımda Traore hem yorgun hem sarı kartlı. Biz de zaten Allah yardımcımız olsun. Felaket bir durumdayız. Harun güzel pas. Barra da Sangare yapma. Şu Sangare'ye Nazım mı desem acaba? Nazımcığım. Sözleşmesini yeniledik. Nazımcığımın çok iyi bir performans sergiliyordu doğrusu. Hadi. Yapma be Angelo. Aha. Drole. Bir pozisyon bitiyor, bir diğeri başlıyor. 23 tane şut çekmişiz arkadaşlar. Rekorumuz olabilir. Yalnız bunların yarısından azı kaleyi bulmuş. O yüzden arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Oyuncu arkadaşlarımı. Maç 1-1. Ufak bir dokunuşla maçın kaderini değiştirebilir miyiz? Bir deneyelim. Danilo yapalım. Danilo. Evet, Maicon çıkıyor. Danilo giriyor. Dakika 88. 90. 92 diyeceğim herhalde birazdan. 92. Hadi. Yapma be. Bu saatten sonra da gol olmaz. Ana, sona takmış. 32 tane şut çektik arkadaşlar. Tek kale maç diyebiliriz. Ama sonuç gelmedi. Yapacak bir şey yok. Yenemezsek de yenilmedik. Mükemmel bir geri dönüş yaptık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İki videoyu birleştirdik. Saçma sapan olmamıştır inşallah. Bundan sonra maçları ikişer ikişer yayınlayacağım. Abone olursanız güzel şeyler olabilir. Bir sonraki videoda see you.